İyi akşamlar. Ekranları başında bizi izleyen seyircilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Günlerdir merakla programımıza çıkması beklenen AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Sayın Fatih Selimoğlu bugün bizlerle beraber oluyor. Sayın Başkan, bugünkü programda projelerini ve gündemle ilgili konulara açıklık getirecek. Özellikle halk arasında ve siyasilerce çok konuşulan iki konu var. Bunlardan birincisi Bağlı Orman'ın girişi ve diğeri ise piknik alanı bölgesinin doldurulduğu konusunun tartışıldığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Ben hemen Sayın Başkanıma dönmek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir tempoya girdiniz. Geceli gündüzü evet. Çalışıyorsunuz. Bu kadar yoğun tempo arasında programımıza katılıyorsunuz. Size evet. Ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm Karamanlı TV izleyenlerine saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Tabii Karamanlı TV'ye uzun süredir seyircilerimiz bekliyor, çıkmamızı bekliyor. Bizim de bir proje hazırlık dönemimiz vardı. Bu proje hazırlık dönemini bitirdik. Projelerimizi daha şimdiye kadar herhangi bir programda açıklamadık. Bu ayrıcalık da ilk sizin programda olsun istedik. Karamanlı TV bir ayrıcalık olsun istedik. Program süresinde birkaç programda bütün projelerimizi ve halkımıza soru işareti yaratılan, tartışma yaratılan konuları açıklık getirmek üzere birkaç programda sizlerle birlikte olacağız. Ben 31 Mart seçimlerinin Karamanlı'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bugüne kadar ilçemize hizmet etmiş olan tüm belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, belediye personelime ve emeği geçen, memlekete hizmette emeği geçen herkese şahsım ve Karamanlı halk adına çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere 2014 yerel seçimlerinde göreve geldikten sonra belediye başkanlığı rozetini taktıktan sonra siyasi ayrımcılık yapmadan huzur içerisinde, güven içerisinde, tabi bu huzur güven derken Karamanlı'da benim gözlemlediğim, benden birkaç dönem öncesi başlayan bir huzur, bir güven, insanların birbirine olan ilişkilerinde, iletişimlerinde olan gelişmelerden dolayı huzurlu bir seçim ortamı var. Ben bu süreçte de yine 31 Mart'a kadar sakin bir ortamın geçeceği kanısındayım. Evet. İşte bilindiği üzere ben geçmiş günlerde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayımızı ve teşkilatını ziyarette bulundum. Teşkilatımla birlikte. Yine Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı başkan adayımıza ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Ben çıkacak sonucum şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Başkan ve meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Evet, biz de Karamanlı TV olarak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerimizin Karamanlı'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi başkanım, aslında dolu dolu bir programımız var. Ben esas konularımıza geçmeden önce öncelikle 5 yıl öncesine geri dönmek istiyorum. Yani 2014 yılına. 2014 yılında siz güçlü bir belediye başkan adayı olarak çıktınız. Evet. Yine güçlü bir ekiple çıktınız. Yine 5 yıl sonrasını, yani bugüne baktığımız zaman yine güçlü bir belediye başkanı adayı olarak yine buradasınız ve ekibiniz de aynı şekilde. Evet. Burada şunu sormak istiyorum. Bu süreç içerisinde, 5 yıllık görev süresiniz içerisinde Karamanlı'da neler değişti? Evet. Öncelikle siyasi anlamda değişmeler oldu. Huzur ortamı geldi. Siyasi ayrımcılık olmadı. 5 yıllık geçmiş süreçte bütün halkımız bunu çok iyi gözlemledi. İmkanlarımız ölçüsünde hizmetlerimizi yerine getirdik. İmkanlarımız ölçüsünde halkımızın sorunlarına çare bulmaya çalıştık. Öncelikle huzur ve güveni sağladık. Evet. Konuşmamın başında söylediğim gibi belediye başkanlığı rozetini taktıktan sonra siyasi partimiz dışında bütün seçmenlerimize, bütün halkımıza eşit hizmet etmeye çalıştık. Yine huzurlarınızla seslenmek istiyorum. Yani bu konuda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığıma inanıyorum.
Yani birilerini üzdümse, birilerini kırdımsa huzurlarınızda onlardan çok özür diliyorum. Mutlaka burada evet. yani istemeden olmuştur. Çünkü bu her insanda olabilecek şeyler. Evet. Yani farkında olmadan kırılabilir. Bunlar olağan şeyler. Evet. Bu 5 yıllık süreçte neler değişti? Karamanlı şu anda gelişme noktasında hızla ilerliyor. Yatırımcılar geliyor. Biz kendimiz davet ediyoruz yatırımcıları. İşte seracılık gelişiyor, besicilik gelişiyor. Karamanlı'ya büyük bir, ilerleyen yıllarda büyük bir göçün olacağı kesin. Evet. Belli. Yani bunu nerelerden biliyoruz? İşte TOKİ konutlarından biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? İkinci etap TOKİ taleplerinden biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Sera müracaatlarından biliyoruz. Evet. Özellikle şu 15 gün içerisinde müthiş bir sayıda seracı geliyor. Yani Antalya bölgesinden özellikle önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Karamanlı bu bölge seracılıkta bayağı bir üst seviyelere çıkacak, yol kat edecek diye düşünüyorum. Karamanlı'da ne gelişti? Karamanlı cazibe merkezi oldu. Karamanlı yatırımcının göz bebeği oldu. Bundan sonraki yapılacak olan hedeflediğimiz çalışmalar doğrultusunda açacağımız yeni ticaret alanlarıyla bu yatırımcıları yine buraya kazandırarak Karamanlı'yı hak ettiği noktaya getireceğiz. Yani Karamanlı hem ekonomik olarak hem nüfus olarak hem yaşam alanı olarak modern bir ilçe olacak. Gözde bir ilçe olacak. Karaman'da neler değişti? Burdur ili içerisinde bütün ilçeler arasında merkezi hükümetten en çok yatırım alan bir ilçe olduk. Bunları örnekler verecek olursak en büyük yatırımımız çiftçimize yapılan yatırımdı. 43 bin dönüm arazinin kapalı sistemle sulanmasını sağladık. Evet. İnşaatı tamamlandı ve geçen yılı itibariyle çiftçimizin kullanımına sunuldu. Bunun yanında fen lisesini kazandırdık. Bunun yanında 200 kişilik öğrenci pansiyonunu kazandırdık. Bunun yanında hükümet konağı, ilçe tarım binası, emniyet binalarının yatırım programına alınması konusunda çalışmalar yürüttük. Dere ıslahları, taşkın koruma dediğimiz dere ıslahlarını yaptırdık. Merkezde 2 tane dere ıslahını yaptırdık. Bunun yanında 500 kişilik spor salonunu ilçemize kazandırdık. Yine Belediyeler Birliği'nden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan araçları belediyemize kazandırdık. Şu anda çevre ilçeler arasında en güçlü ekipmana, araç gereci sahibiz diyebiliriz. Evet. Yani nereden nereye geldik? Biz elimizden geldiğince çalışmaya, hizmet etmeye özen gösterdik. Gücümüzle gecemizi gündüzümüze kattık. Ankara yollarını asfalt ettik diyelim. Mekik dokunuz. Evet. Biz, çalışmalarımızda bir mesai kavramı, saat yoktu. Evet. Yani çünkü bizim için önemli olan Karamanlı'nın geleceğiydi. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğiydi. Onun için biz zaman üzerinde hiçbir zaman çalışmadık. Bazen gece gittik, bazen gündüz gittik. Ama hiçbir zaman biz işte 8-5 çalışıyoruz veya bu anlamda çalışılması gerekiyor demedik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Tabii takdir halkımızındır. Evet. Biz çalışmalarımızda vicdanen rahatız. İlçemizde neler değişti? Biz yine kapalı sistem sulamanın yanında merkezi hükümetten gelen bu hizmetin yanında kendi belediye imkanlarımızla da tarımsal alanda sondaj çalışmalarımızı yaptık. Bunu ilerleyen projelerimiz arasında yine bahsedeceğiz. Evet. Biz durmadık. Biz yine projelerde açıklayacağız ama buradan belirtmek isterim. Biz sadece Karamanlı için değil, köylerimizle birlikteyiz sloganıyla çıktığımız bu yolda 2014 yılından beri köylerimizin de ihtiyaçlarını takip ettik. Gerek kamu kurum kuruluşlarında, gerekse belediyeden yapabilecek olduğumuz hizmetlerde daima yanlarında olduk. Yani Karamanlı'da ben huzurun olduğunu, güvenin olduğunu, gelecekten herkesin umutlu olduğunu, birlik ve beraberliğin olduğunu, başarıya adım adım halkımızla birlikte gittiğimizden eminim. Karamanlı 31 Mart seçimlerinde de mevcut adaylarla birlikte halkımız doğru kararı vereceğine inanıyorum. Yine 1 Nisan sabahı hepimiz tüm halkımızla birlikte bu yolda devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet.
gerek halkımız olsun, gerek dışarıda yaşayan vatandaşlarımız sizin bu çalışmalarınızı sürekli gerek sosyal medya hesaplarınızdan olsun sürekli görüyorlar ve sizi takdir ediyorlar. Hepsinde altında imzanız. Sağ olun, teşekkür ederim. İmzanız olduğunu söyleyebiliriz. Ben bir de buradan ekranlarınızdan bir husus daha açıklamak istiyorum. Şimdi geçmiş çalışmalarla ilgili çok uzun. Yani bu program proje ağırlıklı yapacaklarımızla alakalı bir program olduğu için ben önümüzdeki günlerde hayalden gerçeğe 5 yıl diye belediyemizin bir kitapçığı var. Orada tüm detaylar var. Neler yapmışız? Maliyetler neler? Araçlarından parklarına. Bütün maliyetler, ekipmanlarımız, araç sayılarımız, bütün bilgiler o kitapçıkta mevcut. Bunu halkımızın saklaması için, kafalarında soru işareti kalmaması için hazırlattık. Bunu da yine Karamanlı TV'den bir ayrıcalık olarak duyuralım halkımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, aslında gündemimiz yoğun. Aslında ben önemli konularımız var. Vatandaşlarımızın merakla beklediği, az önce söylemiştik, siyasetçilerin çok merakla beklediği bazı konular var. Bunlardan birincisi Bağlı Orman girişinin doldurulduğu konusu vardı. Birçok konuşmalar oldu, tartışmalar oldu. Mutlaka bu konuyla ilgili bilinmeyenlere herhalde anlatacaksınız. Çünkü günlerdir bu sorunun cevabı bekleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Ben sormazsınız diye bekliyordum ama benim için de sürpriz oldu açıkçası. Evet. Şimdi bu konuda şöyle açıklama yapayım. Öncelikle Bağlı Orman mevkiinde kış aylarında özellikle araçlar kayıyordu. Yani orada güneş almayan bölgeler vardı. Bu da kazalara sebebiyet veriyordu. Bununla ilgili de görüntüler ekrana gelecektir. Evet. Yine burada Bağlı Orman Merkezi'ni bilindiği üzere alkollü alanlar açtık, imara açtık. Burada araç girişinin çıkışının güvenli olabilmesi için, karşı yönden gelen araçların, şoförlerin birbirini görebilmesi için, kazaya sebebiyet vermemek için hem kış aylarındaki kazalar hem de bu alana giriş çıkışlardaki kazaların önlenebilmesi için biz karayollarıyla istişare ederek bir çalışma yürüttük. Orada o tepeciyi toprağını alarak görüş açılarını genişlettik. Yani buradan izleyicilerimize anlatacak olursak zaten herkesin bildiği gibi o yol aşağıya doğru eğimli bir yol. Evet. Ve virajlı alan bir yol. Dolayısıyla oradan araçlarla ilerlerken karşıyı görmek mümkün değil. Mümkün değildi ama şu anda mümkün. Evet, oradaki seti aldıktan sonra yol açıldı. Evet, hatta tartışma yapılırken bu konu tartışma haline geldikten sonra Karayolları Burdur şefimiz bizzat alana gelerek tekrar bir incelemede bulunduk. O alanı biraz daha genişletme kararı aldık. Ve 15 Şubat gibi yine dozerler, derler su işlerinin dozerleriyle o alanda bir çalışma daha yaptık. Evet. Biraz daha genişletme yaptık. O alan tartışma yaratıldığı gibi baraj su havzasını daraltan bir alan değil. Hatta bu ekranlardan tekrar söyleyeyim. Karayollarının bir proje çalışması var. Hı hı. O yol, Yeşilova yolu 12 metre genişleyecek. Zaten ilerleyen süreçlerde biraz daha o yol açılacak. Yani o yol biraz da düzenlenecek evet, diyorsunuz. Evet. Şimdi ikinci bir konu. Yine mermer pasasıyla, baraj havzasının doldurulmasıyla ilgili. Evet, o da çok büyük ilgili bir polemik oldu. Bir evet. Tartışmalara yol açtı. Barajımızın suyunun dolu hali birazdan ekranlara gelecek. Orada göreceğiz ki bir adacık var. Biz bu adacığın üzerine 1-1,5 metre civarında veya 2 metrelik bir dolgu. Zaten dolu halde orası su almıyordu. Biz bir dolgu daha yaparak orada tesisler yapmayı düşünüyoruz. Yine Karamanlı TV aracılığıyla bir ayrıcalık olsun. Bir taslak proje video hazırlattırdık. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım isterseniz.
Umarım sizler için hazırlattığımız video hoşunuza gitmiştir. Bu bir taslak proje. Uygulama esnasında bu yine halkımızın görüşleri alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda bu alanda güzel çalışmalar yapacağız. Bu alan sadece baraj havzasındaki o alan değil, baraj piknik alanının sonunda kalan kanaletlerin olduğu alanda da bir çalışmamız olacak. İnşallah karavanınıza yakışanı yapacağız. Başkanım, bu konuyla ilgili biraz daha detaylı konuşacaksınız gerçi ama evet. Ben önce bir kısa bir reklam arası vermek istiyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. Metin Halı Yıkama. Firmamızda araçlarınızı oto süpürgeyle temizleyebilirsiniz. Self servis yıkama istasyonu ile traktörlerinizi ve römorklarınızı yıkayabilirsiniz. Otomobil yıkama alanında köpüklü temizlik yapabilirsiniz. Alo, buyurun, Metin Halı Yıkama. Metin Bey, iyi günler. Hazırlığınız var mı acaba? Olur musunuz? Hemen servis yollayayım. Hızlı servis aracımızla halı, kilim, battaniye ve yorganlarınızı evinizden alıp Metin Halı Yıkama güvencesiyle tekrar evinize teslim ediyoruz. Yıkanacak eşyalarınızı organik antibakteriyel ürünlerle dezenfekte edip hijyenik olarak sizlere ulaştırıyoruz. Metin Halı Yıkama. Adres: Zafer Mahallesi, Eski Hayvan Pazarı Yeri, Karamanlı, Burdur. Telefon: 0537 460 55 38. Shell Restoran. Karamanlı Belediyesi Akaryakıt İstasyonu'nda bulunan Shell Restoran her gün 8.30 ile 2.30 saatleri arasında siz değerli misafirlerimize hizmet veriyor. Restoranımızda kahvaltı dahil olmak üzere meşhur yaprak kavurma, saç kavurma, köfte, burdur şiş, güveçte musakka, gözleme, tahinli katmer, çorba çeşitleri, tatlılar ve enfes piyazımızla hizmete hazırız. Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla mevlüt, nişan, söz kesme, doğum günü, özel organizasyonlar, çeşitli etkinlikler ve özel günlerinizde tüm konuklarımızı ağırlıyoruz. Shell Restoran, Mehmet Okan. Adres: Hürriyet Mahallesi, Belediye Akaryakıt İstasyonu, Karamanlı, Burdur. Telefon: 0532 700 2851 0507 945 4833. Başkanım, az önce izledik. Çok güzel hazırlanmış bir proje. İsterseniz detaylarını izleyicilerimize bir açıklayalım. Evet, yine bu proje uygulama esnasında biz halkımızın da görüşlerini alacağız. Ama biz taslak projede neler planladık? Kanaletlerin olduğu alanda taş evler, ahşap bungalov evler, işte açık hava düğün yapılabileceği ve havuzun olduğu bir alan, kafeterya. Yine bu dolgunun yapıldığı, bahse geçen dolgunun yapıldığı alanda ise otopark alanları,
daire restoran, bisiklet yolu, yürüyüş yolları ve seyir alanları yapacağız. Evet. Gerçekten Karamanlı'mıza yakışan müthiş bir proje olacak. Burada ben bir şey sormak istiyorum. Bu konu tartışma haline gelirken oranın doldurulduğu ve yani su havzasının azaltıldığı söylenmişti. Evet. Çünkü hatta orada siz projenizde baktığım zaman orada bir köprü var. Evet. Hani burada köprü yapılacak yer yok denilmişti. Şimdi ilk bir ekranlara gelecektir. Barajın doluluk evet. Seviyesinin gösterildiği bir fotoğrafta. Orada göreceğiz ki ayrı bir adacık var aslında. Var. Şimdi tabii dolgu yapılırken orada araç geçişi için dolgu yapıldı. Ha, yani o adacık şu an belli değil diyorsunuz. Şu an belli değil. Tabii belli değil. O ikisi arasındaki pasa alınacak ve oraya bir köprü vasıtasıyla anladım. Suyun ortasında kalan alana daire restoran yapılacak. Evet. Bu tarafta kalan piknik alanı tarafında kalan yerlere de araç park alanları, yürüyüş yolları yapılacak. Hmm. Yani daha orada çalışmalar anladım. Devam edecek. Yani orası yapıldıktan sonra tekrar açılacak. Tabii ki. Size. Yani adacıkla park alanını ayıracağız. Evet. Ondan sonra köprü koyacağız. Evet, çok yani güzel. Şu anda mecburen araç geçmesi için komple bir şey oldu. Ama az bir alanda dolgu alınacak. Anladım. Sadece suyun geçebileceği bir alanda. Evet, çok güzel. Çok evet. Güzel bir proje başkanım. Evet. Oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Çok büyük, evet. Vatandaşlarımız, halkımızdan bunlar mutlaka faydalanmak isteyeceklerdir. Evet. Birçok alanda da kullanılabilir. Tabii bu proje genişletilecek. Yani bunlar tabii ki bütçe imkanları çerçevesinde ilaveler yapılabilir. Benim hayalimdeki burada yine küçük bir alan ayırarak, küçük bir göletle işte kuğu bisikletinin binilebileceği, su balonlarının olduğu, çocukların eğlenebileceği, baraj ağaçlık alanında küçük kafeteryaların olabileceği güzel alanlar oluşturacağız. Tabii bu proje kapsamında hepsini almadık ama anladım. Bunlar uygulanabilir. Bunları birlikte geliştirebiliriz. Halkımızın da görüşleri çerçevesinde yapılacak olan çalışmaları istişare edebiliriz. Yani daha da genişleyecek diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Evet, çok güzel. Başkanım, daha çok projeleriniz var. Sosyal medya hesabınızdan VTR şeklinde yayınlamıştınız. İsterseniz bunları yavaş yavaş geçelim. O şekilde yayınladık çünkü fazla da okunaklı değildi ama bir ön bilgi olsun evet, diye evet. Şey yaptık. Sizlerin aracılığıyla duyuralım istedik ilk defa. Birinci projemiz ikinci etap TOKİ konutları. Bildiğiniz üzere biz birinci etap TOKİ konutlarını yapılamaz yenilenleri yaptık ve herkes sağlık ve huzur güven içerisinde oturuyorlar. Evet. İlçemize yakışan bir proje oldu. Yatay mimarinin olduğu ve farklı projelerin uygulandığı güzel bir proje oldu. Yine Karamanlı'da ikinci etap TOKİ konutları için talepleri topladık. TOKİ dairesi çalışmalarını yürütüyor. Projeler tamamlandı. Biz 400 konut hedeflemiştik. Şu anda 386 konut projesi hazırlandı. İhale sürecinde. Tabii burada bulunduğu alanda biraz işlemler uzadı. Mermer maden sahası içerisinde kaldığı için maden sahibinden muvaffakatname almak gerekiyordu. Muvaffakatnameyi aldık ve 7 Şubat tarihinde TOKİ'ye tapusunu devrettirdik hazineden. Evet. Şu anda ihale aşamasında veya ihale sürecinde diyelim. Halkımız rahat olsun. Söylentilere kulak asmasın. Evet. Yapılamaz diye bir şey yok. Biz sözümüzün arkasındayız. Takipçisiyiz. Nasıl birinci etap TOKİ'leri yapılamaz denileri yaptıysak inşallah bunları da bizlere nasip olursa biz ikinci etap TOKİ'leri de halkımıza teslim edeceğiz. Burada bir şey söylemek istiyorum. Sizin daha önceki şeylerde vardı. Bu özellikle ikinci etap TOKİ'lerde diğer TOKİ'lerden farklı olarak müstakil evlerden bahsetmiştiniz. Bu da var mıydı başkanım? Tabii ki. Şimdi birinci etap TOKİ'lerde de bir farkımız vardı. Evet. Her yerden bir farkımız vardı. B1 tipi sosyal konut, C1 tipi konut ve fark olarak da Y1 tipi konutlar vardı. Yine burada da ikinci etapta bir fark daha yaratalım dedik. Diyoruz ya aslında konu parklara geliyordu. Parklar aslında bizim farklarımız diyorduk. Konuyu buradan bağlayarak
İkinci etap TOKİ'lerde de bir farklılığımız var. Müstakil bahçeli konutlarımız var. 19 adet de ondan yapılacak. Çok güzel. B1 tipi konutlar, C1 tipi konutlar ve müstakil olarak 19 tane de tek katlı bahçeli konutlarımız var. Evet, çok güzel. Buradan vatandaşlarımıza evet. İnşallah şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Evet başkanım, başka? Şimdi ikinci projemiz Gençlik Merkezi. Gençlik Merkezi projemiz şöyle bir gelişme oldu. Bizim proje ekibimiz var. İlçemizin bir konferans salonuna ihtiyacı var. Tabii bakanlıkların destekleri var. Baktığımızda bugün gençlik merkezlerinde bir konferans salonu var içerisinde. Kültür Turizm Bakanlığı'nın projesine baktığımızda yine bir konferans var. Yani biz ayrı ayrı yatırımlar almaktansa hem Kültür Turizm Bakanlığı'nın hem Gençlik Spor Bakanlığı'nın hem de ilçemizin ihtiyaçları olan, daha önce de düşüncemiz olan bazı ihtiyaçları tespit ettik. Bunlar nelerdi? Konferans salonu, yüzme havuzu, hamam, sauna, bir kompleks düşündük. Evet. Ve bu proje ekibimizle biz Gençlik Spor'un maddi katkı sağlayabildiği standartları var. Onların ölçüsünde projeyi detaylandırdık. Yine Kültür Turizm Bakanlığı'nın istediği projede olması gereken işte bir fuaye alanı, bir kütüphanesi, bunları masaya yatırdık ve en son bizim isteklerimizle birlikte birleştirdik. Büyük bir kompleks oldu. Tabii bu çok büyük bir proje. Biz yine devam edersek, belediye başkanlığımıza halkımızın takdiriyle devam edersek, bakanlıkların desteği ve belediye işbirliğiyle bu konuda çalışmamızı yürüteceğiz. Bu konuda biz kapalı spor salonunun yanına düşündük. Gençlik müdürlüğümüze belediye başkanlığımızın 28 Ağustos 2018 tarih 699 sayılı yazıları ile Gençlik Spor Bakanlığı'ndan muvafakatname tahsis istedik. Evet. O tahsis oluru geldikten sonra biz ihale ve inşaat sürecini başlatacağız. Yine bununla ilgili de bir görsel videomuz var. Yine sizlerin aracılığıyla bu videomuzu paylaşmak isterim. Evet. Başkanım yine güzel bir çalışma, böyle bize animasyonlarla, güzel görsel efektlerle evet. Karamanlı TV olarak ekranlarımıza yansıtmış olduk. Evet, gerçekten güzel bir proje, yani bir kompleks oldu. Evet. Yine bu da ilçemiz için müthiş bir proje. Yine ben hayali vaatlerle değil, hayati projelerle geliyoruz, diyorum. Tabii biz hem belediye imkanlarımızla hem özel yatırımlarla hem de hükümetimizin desteğiyle yapılacak olan yatırımlar var. Bunların da takipçisiyiz. Yıllardır takip ettiğimiz milletvekillerimizin Sayın Bayram Özçelik'in ve
Sayın Yasin Uğur'un takip ettiği, Burdur Valimiz Sayın Hasan Şıldak'ın takip ettiği, kaymakamlarımızın takip ettiği hükümet konağı projemiz var, hizmet binası. Evet. Bu da yine yatırım programına aldırıldı. Proje taslak çalışması yapıldı. Çok güzel. Projede bakanlık bir tadilat istedi. Bu hafta itibariyle o tadilat da tamamlandı. Yine önümüzdeki süreçte bu da Karamanlı'mıza kazandırılacak. Yine bunun takipçisiyiz. Yatırımlarımızdan ilçe emniyet binası ve ilçe tarım binası yatırım programlarına alındı. Bunların proje çalışmaları ilgili kurumlarca takip ediliyor. Biz de bunun takipçisiyiz. İlçemiz için çok önemli olan Sarımsaklı Oluk dediğimiz, bu da 5. projemiz. Sarımsaklı Oluk dediğimiz alan, yani Kılçan Döner'in olduğu yer. Ardıştık. Evet, burası evet. B tipi mesire alanı olarak onaylandı. Bakanlıkça, Orman Bakanlığınca belediyemize tahsisi yapıldı. Protokolü imzalandı. Biz burada kır kahvesi, kır lokantası, yürüyüş alanları, piknik alanları, bunun çalışmasını, proje detay çalışmasını önümüzdeki günlerde başlatarak yine bu hizmet süremiz içerisinde bunları yapmayı, projeye başlamayı, bitirmeyi hedefliyoruz. Yine 6. proje olarak 16 derslikli ortaokul binası. Bu ortaokul binası ihaleye çıkmıştı aslında. Ama Karaman Lisesi'nin yıkım kararı geldiği için, Karaman Lisesi ilçe merkezinde bulunduğu için bunun yıkılıp onun yerine yapılması için ihale durduruldu. Karaman Lisesi binasının yıkılmasından sonra hemen burası İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkarılacak ve ilçemize modern bir 16 derslikli ortaokul kazandırılacak. Bunun da yine takipçisiyiz. Bir başka projemiz, 7. projemiz 112 acil istasyonu. Bilindiği üzere biz 112 acil istasyonunu ilçe entegre hastanesi oluru aldığımız için önümüzdeki günlerde bu ayın sonuna doğru ilçe hastanemizi açmış olacağız inşallah. Hizmeti açmış olacağız. 24 saat hizmet verir duruma gelecek. Bunun için ön çalışmalar yapılıyordu. Röntgen cihazları kuruluyor. Personeller istihdam sağlandı. Doktorlarımız ataması yapıldı. Hastane müdürümüz görevine başladı. Altyapısı hazır. Bunun için 112 acil merkezi mevcut binasından çıkarılarak belediyemizce tahsis edilen öğrenci pansiyonunun bulunduğu alana taşındı. Evet. Orada 112 hizmet veriyor. Ancak biz bunu 112 acil binasını, hizmet binasını Sağlık Müdürlüğü'nce Sağlık Bakanlığı yatırım programına alınması için talepte bulunduk. Ayrı bir yere, ayrı bir alana Nimet Göner altında İlköğretim Okulu altındaki bir alanı yapılması için tahsis yaptık. Belediye meclisimizce tahsisini onayladık. Ben belediye meclis üyelerimize bu tahsis olurları için hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah 112 acili de Karamanlı'mıza ayrı bir hizmet binası olarak kavuşturacağız. Evet, vatandaşlarımız özellikle bu 112 ile ilgili çok sorular soruyorlar. İşte ne zaman açılacak ama süreç uzun sürüyor. 112 gerçekten. Açıldı. Vatandaşlarımızın hastane açısından diyorum, entegre hastane. Şimdi şöyle ayıralım. 112 ayrı bir hizmet alanı. Hastane ayrı. 24 saat ayrı hizmet verecek bir hastanemiz olacak. Bu ayın sonuna kadar faaliyete geçmiş olacak inşallah. Ayın 30'una kadar onaylanmış olur. Şu anda Devlet Malzeme Ofisi'nden mefruşatı alınıyor. Dediğim gibi röntgen cihazı kuruluyor. Evet, hizmete açılacak. Evet. 112 zaten şu anda bizim belirttiğimiz yerde. Bir başka projemiz, bizim yakından takip ettiğimiz. Biliyorsunuz biz 2014 yılında göreve gelirken dedik ki diş doktorunu Karamanlı'mıza getireceğiz. Evet. Hastanemizde diş doktorumuz göreve başladı, çalışıyor birkaç yıldır. Ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özveriyle çalışan bir diş doktorumuz var. Diğer doktorlarımıza da teşekkür ederim. Ayırmayalım yani bütün doktorlarımıza. Allah kolaylıklar versin. Yine bu yeni bir röntgen cihazı, diş röntgen cihazı kazandırılmak üzere. O çok büyük bir problem. Gerçekten mesela diş doktorumuz var ama bir röntgen çektirmek için mecburen hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Evet. O da sıra alıyorsunuz. Belki 15-20 gün sonrasını sıra veriyorlar. Problem. Evet. Yine istişarelerimizde
Hastane müdürlüğü tarafından, sağlık müdürlüğünden talepte bulunuldu. Bunun da takipçisiyiz. Bunu en sonunda kazandıracağız. Evet. En kısa zamanda karavanımızı kazandıracağız. Evet, bir başka projemiz, takip ettiğimiz proje diyelim. Yani devlet yatırımları arasında. Biliyorsunuz Tefen istikametinden Karaman'la girişte kazalar meydana geliyor. Çok, çok oluyor. Bu Kılçam Döner'in olduğu yerden. Evet. Biz bu yol üzerinde köprülü alt geçit kavşak yapılması için karayollarıyla sürekli görüşmelerle, milletvekillerimizin desteğiyle, takipleriyle, özellikle Karayolları Bölge Müdürümüzün bizzat takip ettiği bu proje Genel Müdürlükçe Karayolları Genel Müdürlüğü'nce onaylandı. Bu duble yol, Fethiye duble yol inşaatı içerisinde, bu yıl içerisinde yapımı tamamlanacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Mezarlıktan Tefen istikametine giderken o alanda yapılacak. Bir başka projemiz, takip ettiğimiz projemiz, devletin yatırımları arasında olan Kılavuzlar Köyümüze giriş. Burada o virajda yine tehlikeli bir yer, biliyorsunuz kış aylarında da çok kaza oluyor. Yine bununla vekillerimizin ve bizlerin yoğun takipleriyle karayollarımız buraya projelendirdi. Burada da çok büyük bir proje hayata geçirilecek. Burada da yine köprülü alt geçitli bir kavşak çalışması yapılıyor. Yine 11. ve önemli projelerimizden birisi yüksekokul. İlçemizin ihtiyacı olan yüksekokul. Yine Karamanlı TV bir ayrıcalıktır diyelim. Buradan açılacak olan, açılım kararı olan ve bölümün adını da buradan açıklamış olalım. Çok güzel bir şey. Evet. Başkanım. Doğal yapı taşları teknolojisi. Oo, çok güzel. Yani doğal yapı taşları teknolojisi. Bu tabii ki rektörlükçe alınan bir karar. Bildiğiniz üzere burada inşaatını daha başlayamadık. Çünkü buranın yer tahsis işlemleri, biraz önce TOKİ alanında bahsettiğim gibi madencilerin, mermercilerin sahasına takılmıştı. Burası da aynı şekilde. Evet. Yani süreçler imarda hemen bitmiyor. Biz buranın tahsis çalışmasını da yaptık. Rektörlüğe tahsis yaptırıldı. İnşaatına proje çalışmaları da rektörlükçe yapıldı. Biz önümüzdeki süreçte buranın inşaatının başlaması için gerekli çalışmayı yapacağız. Ama bölümün açılması, öğrencilerin gelebilmesi için bu yıla yetişmiyor. Anladım. Çünkü kitapçıklar yayınlandı. Daha kurulum aşaması yeni tamamlandı. Rektörlüğün planladığı zamanda öğrencilerimiz göreve okumaya başlayacaklar. Burdur bünyesinde okuyacaklar. Hmm. Bizim burada hayırsever iş adamlarımız Hakan Sevim ve Salih Kaya'nın sahip olduğu panorama şirketi var. 5 egzenli CNC'nin bulunduğu, bu doğal yapı taşlarının işlenebileceği. Öğrenciler burada eğitimlerini görecekler, uygulamalı eğitimlerini görecekler. Burayı protokolle biz rektörlüğe tahsisini yaptırdık. Evet. Yüksekokul çalışmalarımız da bu şekilde devam ediyor. 12. projemiz Kocadere ıslahı. Yani taşkın koruma. Kocadere dediğimiz yerde bu Kimpaş marketin önündeki dere. Evet, evet. Burası gerçekten büyük önem taşıyor. Burayı bu seneki 2019 yatırım programına teklif edildi. Şu anda onay aşamasında. Bunu 2019 yılında yapılır diye ümit ediyorum. Bunun da takipçisiyiz. Diğer projemiz katı atık transfer tesisi. Çöplerimiz enerjiye dönüşüyor. Çöplerimiz ekonomiye katkı sağlayacak. Burdur Belediyeler Birliği'nce katı atık tesisimiz vardı Burdur merkezde. Burayı enerji üretimi yapılabilmesi için 29 yıllığına özel şirkete kiraladık. Tüm belediyeler birliği olarak. Buradan elde edilen enerjiyle ilerleyen yıllarda yine belediyelerimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Katı atık tesisi de Karamanlı'da toplama merkezi olacak. Çöplük alanını değiştiriyoruz. Mevcut yerinden alacağız. Gürbetonun olduğu karşısındaki alana tahsis yaptık. Şirkete tahsisini yaptık. Burada çöpler birikecek. Yine orada dolum tesisi olacak.
tırlarla, konteynerlarla günlük olarak Burdur merkezdeki enerji üretim tesisine transfer edeceğiz. Burada çöp dağılmalarından, kirlilikten, çevre kirliliğinden kurtulmuş olacağız. Evet. Bir başka projemiz Çamlıca Aile Çay Bahçesi'nin tadilatı. Modernize edilmesi. Evet, yani ilçe merkezimizde kalan Çamlıca Aile Çay Bahçesi'nde yeni düzenlemeler, bahçesinde yeni düzenlemeler yaparak, işletmelerinde yeni düzenlemeler yapılarak yine gelişen Karamanlı'ya yakışır modern hale getirmeyi planlıyoruz. Bir başka projemiz yeni sanayi dükkanları. Burası çok önemli. Yani yeni sanayi yatırım yapmak isteyen, yeni iş yeri açmak isteyen sanayicilerimiz var. Kooperatif başkanımız Sayın İsmet Mergen'in de yaptığımız istişareler sonucunda önümüzdeki günlerde talep toplayacağız. Birlikte hem kooperatife ait araziler var, arsalar var, hem de belediyemizin arsaları var. Talepler doğrultusunda yapılacak olan metrekareleri, dükkan büyüklüklerini ve özelliklerini burada istişare ederek ihtiyaç sahiplerini kazandıracağız. Yani mevcut sanayi alanımızı biraz daha büyüteceğiz. Yani Karamanlı sanayisi biliyorsunuz oldukça gelişmiş. Evet. Daha da büyütmek istiyoruz. Benim kendim şahsi düşüncem bu iş yerleri yapılırken çatılarını da güneş panelleriyle yaparak esnafımızın enerji tüketimini bir nebze de olsa karşılamasını hedefliyoruz. Yine Osman Demiray Parkımız var. Eski belediye başkanlarımızdan. Osman Demiray'ın bu Çamlık Aile Çay Bahçesi'nin bulunduğu alanda Osman Demiray Parkı düzenlemesini yapacağız. Burayı yine ilçemize yakışır yeşillik bir alan haline getireceğiz. Duvarlarıyla, bakımıyla. Bir başka projemiz Umut Evleri. Bunu halkımız sabırsızlıkla bekliyor. Birinci, i̇htiyaç, aynı zamanda ihtiyaç artıyor. Tabii ki. Birinci etap TOKİ konutları içerisinde 4 tane daireyi, 2 artı 1 daireyi belediye başkanlığımızca satın aldık. 2 tanesini Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hizmete açılması için onaylattırdık. Şimdi Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nce takibi yapılan Umut Evleri projesinde personel çalıştırma olurunu bekliyoruz. Yani o personeli bakanlık çalıştıracak, ücretlerini bakanlık ödeyecek. Burada ihtiyaç sahibi yaşlılarımız, engellilerimizin bakımını yapacağız. Bu bizim için çok önemli bir proje, sosyal bir proje. Bir başka projemiz, şimdi tabii ki bu proje farklı yerlerde hep gündemde. Yöresel ürünler. Yöresel ürünlerin pazarlanması. Buradan seyircilerimizde özellikle belirtmek istiyorum. Biz geçen yıl 25 Nisan 2018 tarihinde bir halk buluşması yaptık. Kadınlarımızla bir buluşma yaptık. Orada yapmış olduğumuz istişareler ile dedik ki kadınlarımız evde tarhanasını yapsın, bulgurunu yapsın, makarnasını yapsın, salçasını yapsın, turşusunu yapsın, nohudunu kaldırsın, fasulyesini kaldırsın. Biz bunun pazarlamasına bakalım. Evet. Gerek yol üzerinde, gerekse dış pazarlarda, bir Denizli'de, bir Antalya'da, çevre illerde veya gerekli şartları sağladıktan sonra internet yoluyla, kargo üzerinden bunu pazarlamasını yapalım diye düşünmüştük. Bunu da projelerimiz arasına aldık. Bu şekilde yöresel ürünlerimizi hem kadınlarımızın ekonomisine katkı sağlamak hem de ilçemiz için güzel bir proje olacağını düşündük. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. Yine bir başka projemiz de bu projeden sonra da bayağı artık, bir proje açıkladık bugün. Bundan sonra da diğer programlarla devam ederiz. Baraja balık bırakılması. Bu da benim çok önem verdiğim bir proje. Balıkçılar da sevinecek aynı zamanda. Evet, balıkçılar da buradan müjdelemiş olalım. Evet, amatör balıkçılar. Daha önce biz sazan balığı, yavru balık bıraktırmıştık. Şimdi Devlet Su İşleri ve Tarım İl Müdürlüğü'nce gerekli görüşmeleri yaptık. Önce bize Haziran ayında denilmişti ama geçen hafta Tarım İl Müdürümüz daha önce atılacağını söyledi.
baraja balık atılarak balıkçılarımıza sevindireceğiz burada. Evet. Başkanım, isterseniz kalan projelerinizi bir sonraki programımıza saklayalım. Son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz bitirmeden önce programımıza? Evet, bizi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım projeler sizlerin de onayını sunduk, hoşunuza gitmiştir. Açıklamış olduğumuz, hedeflediğimiz projelerde sizlerin de yapılmasını istediğiniz bir şey varsa sürekli paylaşımcı olalım. Birlikte istişare edelim. Düzeltilmesi gereken yerler varsa düzeltelim. Hiç kimse mükemmel değildir. Hiç kimse her şeyi tam olarak, doğru olarak yaptığını düşünemez. En güzel şey, hizmette en güzel şey herkesin fikir sahibi olduğu, herkesin bir katkı sağladığı ortak projeleri uygulamaya koymaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için, bizleri sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Karamanlı'yı yaşamak istiyorsanız Karamanlı TV'yi Facebook ve YouTube kanallarından takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizden uzak kalmayın. Bir sonraki yayınımızda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.